Yok canım yok. Masar'ın evleneceğine inanmıyorum artık. Diyorsun. Evet anneciğim, bence de haklısın. O zaman geride kalanlar boş boşuna beklemesinler, öyle değil mi? Bana bak, kes sesini. Zaten sinirim tepemde, bir de senden çıkartmayayım sinirimi. Allah'ım Allah'ım, zaten benim hiçbir koşulda evlenmeye hakkım yok. Ah, Meghan Hanım teyze, ah benim. Ne tesadüf, ikinize birden aynı anda rastladım. Ya çok haklısın Reyhancığım, bizi beraber görmen ne kadar enteresan. Ben de Masar Bey'e evlenmeye gidiyordum. Bak sen, demek Masar'la evlenmeye gidiyorsun ha? Peki nasıl olacak bu iş? Çok şaheser bir plan yaptım, hem de kendi benimle. Masar Bey'e diyeceğim ki, Masar Bey, çok amansız bir hipermetrop hastalığına yakalandım diyeceğim. Gözlerim her geçen gün biraz daha bozuluyor diyeceğim. Ve de iyileşmem için ancak sevdiğim insanla evlenmem gerekiyormuş diyeceğim. Bravo, tam sana göre bir plan. Müthiş. Bakın, eğer bana inanmazsanız bu da doktor raporum diyeceğim. Böylece bana inanacak, tamam mı? Hadi hoşça kalın. Hoşça görüşmek kal. Üzere. Yanlış, yanlış. Şöyle git, şöyle. Bakalım reklam kampanyasını hazırlayacağımız iş ne iş? Aman aman, geçen seferki gibi ayran işi olmasın da ne işi olursa olsun ben evet razıyım. Evet ya, geçen sefer ineklere futbol maçı yaptırana kadar neler çekmiştik. İster misiniz bu seferkinde de yumurta reklamı olup tavuklara basketbol oynasınlar? Arkadaşlar günaydın. 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 Yeni bir iş almış durumdayız. Bibiş hazır gıda firması bizden ürettiği yiyecek ve içeceklerin kampanyasını istiyor. Getir bakalım oğlum şöyle. Buyurun arkadaşlar. Yalnız bu firma değişik tatta yiyecek ve içecekler üretiyor. Mesela bu hazır kahve. Bunu satın alan hemen içiyor. Bu hazır cacık. Ama sarımsaklı. Ne? Hazır cacık mı? Evet. Bu hazır şiş dürüm. Şiş dürüm. Evet. Bu pilav üstü kuru. Ay nasıl gaz yapar o? Nasıl gaz yapar? Hazır erimiş dondurma suyu. Erimiş dondurma suyu. Ve hazır pırasa suyu. Hazır pırasa suyu. Hepsi birbirinden iğrenç. Evet haklısınız. Bizim damak tadımıza uymuyor ama hepsi zeka ürünü, yiyecek ve içecekler. Mesela şu acılı piliç kızartması. Yani acı baharatlı olduğu için mi acılı piliç bu? Hayır arkadaşlar. Acılı piliçler yakınlarını kaybetmiş piliçlerden yapılıyor. Vay be. Evet arkadaşlar, kahvaltılık olarak da manda gözü ezmesi. Evet, hazır incir sütünden yapılmış peynir. Kusacağım galiba. Bu da hazır çaya batırılmış bisküvi. Bu da soğan şekeri. Elma şekerine benziyor ya. Evet, evet. Elma şekeri mantığıyla yapılmış. Bunlar kafayı yemiş. Kim yer bunları ya? Niye yemesinler salak herif? Bundan 100 sene evvel hamburger Coca Cola var mıydı ha? Ne? Yok muydu? Yok. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hazırlıklarınıza başlayın. En kısa zamanda bu işi istiyorum. Tamam, anlaşıldı mı? Tamam. Tarlı kayın ormanında. Bu ne ya? Ne iğrenç şeyler bunlar ya. Bibiş hazır gıda. Adamımız Masar Bey buradaymış. Benim bibişim çıktı, yediniz mi? Masar Bey'i biraz kıllandırma zamanı. Nasıl daha iyi bir şey. Hazır incir suyundan yapılmış peynir. Bu çok iğrenç oldu. Masar Bey'i görmek istiyorum. Şurada. Beyefendi, bu tarafa doğru bakarsanız Masar Bey'i görmüş olursunuz. Merhaba Masar Bey. Ben buraya Ruslar Hanım konusunda bir ricada bulunmaya geldim. Ruslar Hanım konusunda bir ricada mı? Nasıl bir ricada bulunacaksınız anlayamadım. Nasıl söylesem bilemiyorum. Ruslar sağlığında benim sevgilimdi. Ne? Ne diyorsun lan sen? Artist! Dediğim gibi rahmetli Ruslar rahmetsiz dönemlerinde benim sevgilimdi. Gizli bir aşktı bizimkisi. Nasıl yani? Ruslar benimle birlikteyken sana mı biliyorum. Sizin için gerçekleri öğrenmek zor tabii. Ama aradan epey zaman geçti. Şu an bunları rahatlıkla size itiraf ediyorum. Sana inanmıyorum. Utanmıyor musun lan ölmüş bir kadına iftira atmaya? Ben kimseye iftira atmıyorum. Neyse ben bunları tartışmaya gelmedim. Peki niçin geldin? Ruslar Hanım'ın mezarının yerini öğrenmeye geldim. Mezar mı? Ne işin var senin Ruslar'ın mezarıyla? Ziyaret etmek istiyorum. Hatta izin verirseniz öldükten sonra onun yanına gömülmek istiyorum. Çok istiyorsan ben senin Ruslar'ın yanına diri diri gömerim. Gel kapatıyorum seni. Bırakın ya. Bırakın. Dur. Yapma. Ölmüş karıma iftira atıyor. Benim karım dedikodulu meyhanede mi çalışıyor? Öl! Tamam sakin olmasın abi ya. Bırak. Nerede lan bu? Kaşla göz arasında kayboldu herif. Evet. Hadi geç yerine otur kanka hadi. Ölmüş karım hakkında neler söylüyor? Boş ver. Söyletemeyim lan ben. Söyletmez. Boş.
Rusların gerçekten bu adamla ilişkisi olmuş mudur acaba? Yok canım, daha neler. Ulan yoksa ölümüne yakın bir dönemde beni aldattı mı? Yok yok, benim ruhsarım öyle şeyi yap. Ya yaptıysa, ya yaptıysa. Alo, Tüllü Baba Türbesi görevlisiyle mi görüşüyorum efendim? Görevli beyefendiciğim, sizden bir şey rica edecektim de. Aa, anne sen iyi misin? Şimdi sizin görev yaptığınız Tüllü Baba Türbesi'ne her gün evlenmek isteyen bir sürü kız geliyordur. Öyle değil mi beyefendiciğim? Herhalde geliyordur. İşte onlara benim adresimi verirseniz çok sevinirim. Benim hazırda evlenmelik bir oğlum var da. Tabii, adresi hemen vereyim. Sonunu hiç iyi görmüyorum anne, söyleyeyim dedim. Nurtopu Caddesi, Vipzade Salih Ürkek Efendi Sokak, Kozalak Apartmanı, Daire 8. Ya, teşekkür. Ne oldu böyle sana? Teyze. Ne oldu sana? Küpe teyze. Hani ben o şişe dibi gözlükleri takıp Mazhar Bey'e gidiyordum ya. Yanlışlıkla erkekler hamamına girmişim. Zor kurtuldum. Gene iyi kurtulmuşsun vallahi. Durun, açmayın. Hamamdaki erkekler gelmiş olabilirler. Yok artık, o kadar uzun boylu değil. Hayır, aralarında uzun boylular da vardı vallahi. Merhaba. İyi günler. İyi günler. Beni Tüllü Baba'dan gönderdiler. Bu kadar çabuk mu? Bravo vallahi. Tüllü Baba'da çalışan bir akrabam sizin oğlunuz uygun bir gelin adayı aradığınızı söyledi de. Ne? Olamaz. Hayır. Yazıklar olsun Beygüme Hanım teyze. Ben burada ne güne duruyorum ha? Reyhan, sakin ol kızım. Bu işleri biraz kısmet işidir. Evet Reyhancığım, seni denedik ama olmadı. Niye olmuyormuş? Bal gibi de olur, bal gibi de olur. Beni daha kaç kere denedin ki? Alt tarafı 187 kere denedin. Sen misin? Firdevs sen misin? Reçelini kim yer be? Allah Allah. Şunlara bak, o da bir şey mi? Hazır koç yumurtası reçeli bile var. Koç yumurtası mı? Koç yumurtası. Dinliyorum seni be. Mazhar Bey, en iyi ben mutlu edebilirim bir kere. Mesela onunla evlenmeyerek onu mutlu edebilirim. Bu kız onu yapabilir mi ha? Yapabilir misin? Tövbe tövbe, çattık. Senin adın ne? Neriman. Ha? Bak gördünüz mü? Nerimanmış ismi. Bir kere onun ismi 7 harften oluşuyor. Benim adım yani Reyhan 6 harften oluşuyor. Mesela bana seslenirken bir harf daha az söyleyip daha az yorulacaksınız. Bak gördünüz mü? Soruyorum size Menkıbe Hanım teyze. Bunu hiç düşündünüz mü ha? Ay! Düşün. Şimdi aklımı kaçıracağım. Bana bak Müfit, biraz sonra annemle beraber sizin iş yerinize geleceğiz. Yanınızda Neriman adında bir kız var. Ya, ne yap, ne et, abimi onun evlenmesi için ikna et, tamam mı? Ben mi? Tamam, bu hususta elimden geleni yapacağım, merak etme Firdevs. Vallahi elinden gelenin fazlasını yapsan iyi olur Müfit'ciğim. Çünkü iş senin elinden gelene kalırsa hiçbir şey olmaz. Abimi ne yapıp ne edip ikna ediyorsun, işte o kadar. Merak etmeyin, evlenecek değilim. Ben gururlu bir insanım. Siz olursa bu salak kızla evlendirin. Rica ederim. Ben salak filan değilim. Ben çok romantik bir genç kızım. Bu yüzden de sizinle kavga etmeyeceğim. Reyhan, sen artık evine git istersen. Gidiyorum. Gidiyorum ama çok pişman olacaksınız. Benim mumla arayacaksınız. Hatta şarjlı ışıldak da olabilir. Çünkü sık sık elektrik kesintisi olacak. Yürü. Yürü hadi defol. Çok şükür. Dünya varmış. Sen onun sözlerini aldırma Neriman kızım. Bu zavallıcık küçükten beri böyleymiş. 3 yaşındayken tepe üstü düşmüş. Önemli değil efendim. Ben hayırlısıyla bir an önce evlenip şu kızlık soyadımı değiştirmek istiyorum. Niye? Soyadın nedir? Başından aşağı kaynar su dökülmez oğlu. Diyorsun. Bence de haklısın Nerimancığım. Sen bir an önce evlenip soyadını değiştir bence. Ya... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana.